Evet dostlar, merhaba tekrardan. Biraz önce makam videosu attık. Mi kürdi, mi, özür dilerim. Mi kürdi, do majör ve la minörün birleşimini attık. 25 dakikalık bir video. Oraya baktıktan sonra buraya gelebilirsiniz. Burada da onun ilişkisini atacağız. Çünkü video 25 dakika sürdü. O yüzden kısa kestim. Şimdi makamların akorları, mi kürdinin aldığı akorları anlatacağım. Do majörün aldığı akorları anlatacağım. La minörün aldığı akorları anlatacağım. Bunları birleştireceğiz. Şarkılarla ilgili çok örnek veremiyorum. Çünkü YouTube telif atıyor. Ders videosuna da telif gelsin istemiyorum. Çünkü videoyu kaldırmak zorunda kalıyoruz. Para kazanma gibi bir derdimiz yok. Ama videonun görünürlüğünü kapatıyor. Bu da insanın emeğini boşa çıkarıyor. O yüzden çok şarkı örnekleri veremiyorum ama arada vereceğim yine. Şimdi mi kürdiyi anlatmıştık. Natürel sesler mi fa sol la si do re mi. Mi fa sol la si do re mi pozisyonlarını göstermiştik. Diğer videoda var. Şimdi burada da o makamların aldığı akorları göstereceğim. Çok uzatmayacağım bu dersi. Mi minörle başlıyoruz. Bare basanlar için fa majör, sol majör, la minör, do majör, re minör, tekrar mi minör. Yani gam gibi. Mi'de başlıyor, mi'de bitiyor. Bare basamayanlar için mi minör, fa majör, şu şekilde. Sol majör, la minör, do majör, re minör, mi minör. Tekrar gösteriyorum. Mi minör, fa majör, sol majör, la minör, si yok, yani si minör de yok, si majör de yok, do majör, re minör, mi minör. Yani notada alınan bütün sesleri alıyoruz, si hariç. Si'yi alan da var, natural si'miş gibi alan da var. Bu şekilde alt telin boşunu kullanıyor, şöyle. Ben çok kullanmıyorum bunu, çünkü çok ihtiyaç kalmıyor. Zaten mi minörün içinde si var. Sol majörün içinde de si var. O yüzden çok kullanmıyorum yani. O kadar si tınlatmanın çok bir faydalı olduğunu ben kendi adıma düşünmüyorum. Mi minör ilk akor. Fa majör ikinci akor. Sol majör üçüncü akor. Solden sonra la minör. Do majör. Re minör. Mi minör. Bir şarkı örnek. Dediğim gibi telife gitmesin girmesin diye şarkıyı seslendirmiyorum ama hepiniz anladınız şarkıyı. Yani şarkı mi minörden giriyor, do majöre geliyor, la minöre geliyor, mi minöre geliyor. Sonra la minör, fa majör, sol majör, mi minör. Her şarkı re minör alacak diye bir kaide yok. Mesela olmasa mektubun. Orada re minör var işte. Yazıkların olmasa. Nakarata gelince do majör. Yani her şarkı her akoru alacak diye bir şey yok. Ha siz bilin, yine de basmayın. Mi minör, fa majör, sol majör, la minör, do majör, re minör, mi minör. Mantık bu. Bu neyindi? Mi kürdinin aldığı seslerdi. Aldığı akorlar. Yani notaların karşılığında piyanonun bastığı akorları biz gitarda basıyoruz. Öyle düşünebilirsiniz. Şimdi do majöre gelince do majörde ne olacak peki? Do majörde hiçbir şey değişmeyecek. Sadece sıralama değişecek. Yani do'dan başlayacağız. Do, re, yani do majör, re minör, mi minör, fa majör, sol majör, la minör, tekrar do majör. Do, re, mi, fa, sol, la, do. Yani (gülüyor)
şarkılardan. La 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 la. Öyle sarhoşum sanki. Bu da mi kürd ile bağlantılıdır işte. Yani mi kürdü aralığında yürür ama do majörden başlar yani do majör gibi deriz. O yüzden mi kürdünün ilgili majörü do majör, ilgili minörü la minör. Bir önceki videoyu izlerseniz zaten %97 şu an YouTube'a atılıyor. Özür videosu. Şimdi do majörü de anlattık. Do majör, do'dan sonra re minör, mi minör, fa majör, sol majör, la minör, tekrar do majör. Ne kaldı şimdi son olarak? La minörün sesleri kaldı. Bu da bilindiği üzere biri mi'den başlıyordu, mi kürdü olan, do majör olan do'dan başlıyordu. Bu da haliyle la'dan başlayacak. Ama mi'de biteceğiz ya da la'da bitelim. La minör olsun. La minör, si yok. La'dan sonra la, do, majör, re minör, mi minör, fa majör, sol majör, la minör. Ne oldu? La, do, re, mi, fa, sol, la. Bu da la minörün aldığı sesler oldu. Bare basanlar buradan çalabilirler. La, do, re, mi, fa, sol, la. Bare basamayanlar la, do, re, mi, fa, sol. Milyonlarca şarkı var. Batı müziğinde, Türk müziğinde dediğim gibi yani bunları falan müzik filan müzik diye adlandırmak istemiyorum. La'da başlayıp la'da natürel akorlarla bitiyorsa la minördür. Do'da başlayıp do'da natürel bitiyorsa do majördür. Mi'de başlayıp mi'de bitiyorsa mi kürdidir. Natürel bitiyorsa kürdidir. O yüzden kürdide mi minörle başlıyoruz. Mi kürdide. Mi majör basmıyoruz çünkü içinde sol diyez var. Mantık bu. Bunu gitarın herhangi bir yerinde pozisyonlaştırabilirsiniz. Mesela mi minör, fa majör, sol majör, la minör, do majör, re minör, mi minör. Ya da mi minör, fa majör, sol majör, la minör, do majör, re minör, mi minör. 12. perdede bittim. Yerleri değiştirebilirsiniz. Akor değişmez. Sadece pozisyon değişir. Fa majörü böyle alabilirsiniz. Sol majörü böyle alabilirsiniz. Böyle alabilirsiniz. Böyle alabilirsiniz. Bazen böyle alabilirsiniz. Bu tamamen sizin pratiğinize kalmış ama hepsi sol majör. Yani sol, si, re seslerinden oluşuyor. O yüzden akorlara çok takılmayın. Bare basabiliyorsanız buralardan çalın. Basamıyorsanız buralarda çalın. Bu da doğru, bu da doğru. Ne dedik? Mi, kürdi, mi, fa, sol, la, do, re, mi. Do majör, do, re, mi, fa, sol, la, do, bitti. La minör, la, do, re, mi, fa, sol, la. Baresiz basıyorsanız la, do, re, mi, fa, sol, la. Mantık bu. Şimdi kürdi ile ilgili anlatacağım bunlar. Transpoze
başka dersleri, başka ders videoları çekeceğim. Çünkü buradan transpozeye geçince kafanız çok karışıyor. Önce natürel seslere çalışın. Kürdi'nin aldığı sesleri, bir de aldığı akorları bulmanız gerekiyor. Fırsat bulursam şöyle de bir video çekeceğim. Mi minör, mi, sol, si seslerinden oluşuyor. Neden? Bu yüzden bize bir tahta lazım. Var tahta üstte de, indirmem lazım. Oraya yazmam lazım. Minör ve majörü, ona göre akorların içeriğini yazmam gerekiyor. Bunun için biraz daha sabrınıza ihtiyacım var. Çok sabır gösterdiğinizi biliyorum. Makamları böyle gideceğiz. Şimdi bu kür dedi, natürel sesler. Hicaz'da da değişiyor. Nihavend aşağı yukarı bununla aynı. Çünkü la minör dediğimiz şey aslında Nihavend'e de denk geliyor. Uşak'la karıştırmayın. Ya da ben karıştırmayayım. Çünkü birinde fa diyez 2 var, bizde yok. Neyse, şimdi kafanızı karıştırmayın. Fa diyez 2, 3, 4, 5, 6 diye. Bu ders de kısa olsun. Evet, 11 dakika. Burada da akorları gösterdim. Neyin akorları bunlar? Mi kürdinin aldığı genel akorlar, do majörün aldığı genel akorlar, bir de la minörün aldığı genel akorlar. Şarkı mi'de başlayacak diye bir şey yok. Şarkı re'de de başlayabilir, do'da da sol'de de başlayabilir. Mi minörde bitiyorsa mi karar oluyor, la minörde bitiyorsa la karar, do majörde bitiyorsa do karar. Solo'yu da ona göre çalıyorsunuz. Mantığı bu şekilde. Teşekkür ediyorum size. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın. Müzikle kalın, sevgiyle kalın. Biraz önce single demiştim ama jingle diyecektim. Kendi jingle'ımızı da kendimiz yapalım. Kendinize iyi bakın.